Allah rızası için yardım edin. Karnımız çok aç. Küçük çocuğumuzun karnını doyurmak istiyoruz. Kendimiz için değil, çocuğumuz için. Ne olursunuz Allah rızası için para verin. Evet, çocuğumuzun karnı çok açtı. Onun karnını doyuracağız. Yazık bizim babamız. Evet, Allah rızası için azıcık para verin. Benim hiçbir oyuncağım, hiçbir hamburgerim olmadı. Ne olursunuz. İnanmıyorum fakir, şu eziklere bak ya. Harbiden inanamıyorum zengin. Şu eziklere bak. Allah Allah ya, gelmişler bir de dileniyorlar burada. Ne dileniyorsunuz pis maymunlar? Allah Allah ya, fakir maymunlara bak. Evet evet, fakir maymunlar gelmişler bizim şehrimizde dileniyorlar. Bu ne rezillik böyle kardeşim? Siz ne kadar kötü insanlarsınız. Biz fakiriz diye dalga geçiyorsunuz. Kötü insanlar, kötü. Allah, biz çocuğumuzun karnını doyurmaya çalışıyoruz. Siz bize kötülük ediyorsunuz, maymun diyorsunuz. Biz tek olmuş. Evet ya, ne kadar kötüsünüz siz. Yazıklar olsun. Kötüyüz, ne yapacaksınız? Allah Allah ya, sevmiyoruz kardeşim size. Yallah kendi şehrinize geri dönün. Pis King Konglar. Aynen öyle. İstemiyoruz sizi burada. Anlayın artık. Pis King Konglar. Nefret ediyoruz sizden be, nefret. Böyle siz çok kötüsünüz ya. Çok kötü. Ya yürü fakir ya, yürü. Ben bu pis fakir maymunların yanında bir saniye daha duramayacağım. Dayanamıyorum. Evet evet abi. Ben de dayanamıyorum bunlara. Aşkım, bizi kimse sevmiyor. Bizi herkes dışlıyor bu şehirde. Şuraya bak. Yine fakir kaldık. Aç kaldık. Okulumuz için bile para toplayamadık. Allah aşkım. Okulumuz için bile toplayamadık. Kimse bizi sevmiyor. Arkadaşlar, eğer siz bizi seviyorsanız kanala abone olup videolar katar mısınız? Kimse bizi sevmiyor. Kimse. Herkes bizi dışlıyor. Para vermiyor. Aç kalıyoruz. Evet arkadaşlar, siz bari birazcık yardımcı olun yani. Neyse, yapacak bir şey yok oğlum. Senin karnını çöpten doyuracağız. Yürü oğlum. Yürü bakalım oğlum. Çöpten sana yemek bulalım. Hıp, burada ne la? Ulan burada bir sürü para vardır. Birisi çöpe paraları atmış. İnanmıyorum aşkım. Senden öldük. Senden öldük. Baba baba, zengin olduk. Bana hamburger, oyuncak alabilirsin. Ulan oğlum, sana hamburger fabrikası alırız bu paralarla. Tüm şehri satın alırız. Ulan ulan, bize dalga geçersiniz ha. Şimdi bittiniz oğlum siz. Şimdi bittiniz. Bütün şehri satın alacağım. Herkesi sürüm sürüm süründüreceğim. İntikam alacağım. Evet aşkım. Şimdi intikam vakti geldi. Herkes bize minnet edecek. Görür onlar. Şimdi işi bitti işte şehirdekilerin. Şimdi bitti. Canım ailem, size yiyecek bir şeyler hazırladım. Nasıl, acıktınız mı? Oo babacığım, ben de kurt gibi acıkmıştım zaten. Gerçekten leziz gözüküyorlar ya. Eline sağlık. Evet fakir ya, bugün beni yemek yapmaktan kurtardın. Sen gerçekten harika bir kocasın. Evet babacığım ya, sen gerçekten harika bir babasın. İyi ki senin oğlunum ya. Oley be. Canım ailem benim be, sizi var ya çok seviyorum. Her türlü durumda sizi çok seviyorum. İyi günde de kötü günde de. Neyse ki evimiz barkımız var. Size yemek de yapabiliyorum. Paramız da var. Çok mutluyum ya. Yemeğimiz evimiz olmasa da bizi hiçbir güç ayıramaz babacığım. Sen hiç merak etme. Aynen öyle fakir. Biz gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Fakir hala bana borcunu ödemedi ya. Pislik fakir. Ama göstereceğim ben ona. Aç şu kapıyı fakir. Aç. Aç dedim sana. Bu ne böyle ya? Birisi alacaklı gibi kapıyı çalıyor. Gidip bir bakayım en iyisi ben. Kimmiş bu? Allah Allah, kim acaba bu ya? Ne istiyor bizden böyle? Evet ya, dan kapıya vuruyor. Ne istiyor acaba? Hey Allah'ım ya, he buyurun, he zengin. Zengin buyur, ne oldu, niye geldin? Paramı almaya geldim. Zengin beyin oldu, borcunuzu ödemediniz. Arkadaşlar ya, gerçekten çok kötü bir durumdayız. Her şeyimizi kaybediyoruz. Bize destek olmak için ne olursunuz kanala abone olup videoya like atar mısınız ya? Tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ne? Neler diyorsunuz avukat bey? Ne olursunuz yapmayın böyle bir şey. Aileme ne derim ben? Ayrıca o zaman nerede kalacağız biz? Sokakta mı kalacağız? Ne olursunuz yapmayın. Nerede kalırsanız kalın kardeşim. Bize ne ya? Allah Allah, borcu alırken bana mı sordun? Zengin, ne olursun yapma kardeşim, ne olursun ya, sen böyle biri değilsin. Derhal evi boşalt, yoksa polislerle atmak zorunda kalacağım seni. Hayır ya, hayır, olamaz. Ne diyeceğim ben şimdi aileme, ne diyeceğim? Babacım, ne oluyor burada? Babanız borcunu ödemediği için evinize ev koyduk. Hadi yallah evinizden, yallah.
Hayırdır, ne yaylana yaylana konuşuyorsun dayı? Ağzının ortasına yumruğu çakarım bak ha. Aha, inanmıyorum, terbiyesize bakın ya. Aa, hem suçlu hem güçlü. Dur oğlum, sakin ol. Arda'cığım sakin ol oğlum. Arda, senin bu kokuşmuş fakir baban borcunu ödemediği için evden atıldınız. Hadi yürüyün gidin şimdi. Sokak köpekleri gibi sokakta kalacaksınız şimdi. Ne dedin sen, ne dedin he? Size sokak köpeği dedim. Bir sıkıntı mı var he? Al sana. Bize saygısızlık yapmak ne demekmiş, göreceksin sen. Eyvah Arda evladım, ne yapıyorsun, dur. Aa, yürü git lan, ne yapıyorsun manyak? Uçan tekme mi atılır adama? Sen bize yaptığın saygısızlıkla hak ettin o tekmeyi. İnanmıyorum zengin bey, iyi misiniz? Lan iyi misin diye soracağına şu çocuğu başımdan alsana. Allah Allah, ne biçim avukatsın sen. Aman zengin bey, bir de beni de döver falan, hiç gerek yok, yapmayayım ben öyle şeyler. Şimdi evi boşaltıyoruz, paran da evin de her şeyin batsın senin, tamam mı? Bizim senin gibi paraya ihtiyacımız yok. Ailemiz bize yeter. Anladın mı beni he? Defolun gidin buradan. Aa, başım. Hadi oğlum, hadi Arda. Anneni de alıp gidelim artık buradan. Yapacak bir şey yok. Zenginin de gerçek yüzünü görmüş olduk böylelikle. Meğersem iki yüzlüymüş. Aynen öyle. Hiçbir adamlık yokmuş. Gerçekten iğrenç bir insanmışsın sen. Defolun gidin dedim size. Defolun. Hadi canım ailem. Şurada terk edilmiş bir kulübe var. Belki orada yaşayabiliriz. Evet evet, haklısın. En azından bir çatımız olur. İyi de babacığım, buranın çatısı kırık. Suyu bile kesmiyor ki. İçeri yağmur giriyor. Hiç yoktan iyidir evladım. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Ay, burada yemek de pişiremem. Zaten pişirecek bir şeyimiz de yok. Açlıktan öleceğiz burada. Hem soğuk hem açız. Evet babacığım, ne yapacağız biz ya? Yaşamak için bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapsak, ormana gidip avlansak mı acaba? Yok evladım ya, nasıl avlanacağız? Bıçağımız falan da yok ki. Şey yapalım bari, dilenelim. Evet evet, yapacak bir şey yok. Dileneceğiz artık, ne yapalım? Olur, o zaman hepimiz ayrılalım. Farklı farklı yerlerde dilenelim. Belki biraz para bulup karnımızı doyururuz. Tamam o zaman canım ailem. Hadi bakalım, ayrılıyoruz. Hepimiz dileneceğiz. Evet, işte hastanenin önüne geldik. Burada dilenebilirim. Hastanenin önünde belki insanlar bana acıyıp para verebilirler. Evet, çok iyi bir plan bu. Evet, bekleyelim bakalım, para verecekler mi? Allah rızası için, karnımız çok aç. Ailemin karnını doyurmam lazım. Para verin ne olursunuz. La 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 la. He, şuraya bakın, bir fakir. Ay yazık adama ya. Ay buyurun, benden de 50 lira. Hadi benden de 1 lira. İyisin hadi oğlum. Koşayı döndün, 1 lirayı kaptın yine. İnanmıyorum ya, 5 dakikada 150 1 lira topladım. İnanmıyorum ya. Boşuna çalışıyormuşum ben bugüne kadar. Keşke baştan beri dilenci olsaymışım. Şuraya bak, zengin olurmuşum be. Oley be, köşeyi döndük valla. İnşallah Arda ve Miray da böyle çok para kazanıyorlar. Ben de şöyle caminin köşesine geçeyim. Belki burada para atarlar. Camiden çıkanlar belki bana acırlar. Camiden çıkanlar belki bana acırlar. Sonra da para atarlar. Ne olursunuz yardım edin. Bütün ailem çok aç. Onlara yardım etmem lazım. Ne olursunuz. Vah 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 yavrum, kıyamam. Al bakayım sana. Al onları. Karnını doyu. Al evladım, al. Benden de 50 lira. Ailenin karnını doyurursun. Al oğlum al. Benden de sana 1 lira. Çakırma oğlum, al ya. Hadi iyisin yine oğlum. 1 lirayı kaptın ha. Köşeyi döndün. Parayı bozdurup bozdurup harcarsın artık. İnanmıyorum ya, bir sürü para buldu, bir sürü. Ailemin karnını doyurabileceğim be, oley be. Umarım annemle babam da güzel para kazanıyordur. Belki zengin oluruz. Dilencilik gerçekten çok iyiymiş ya. Bundan sonra bol bol dilencilik yapalım bari. Canım ailem, şuraya bakın ya. Bir ayda ne kadar para kazandık. Resmen zengin olduk. Dilencilikte ne güzel para varmış böyle ya. Keşke eskiden de yapsaymışız. Harbiden ya, bilsem var ya, hiçbir okula gitmezdim. Her gün dilenirdim sokakta. Harbiden evladım ya, biz seni boşuna okutmuşuz. Keşke dilenci yapsaymışız seni. Aa! Aynen öyle babacığım, şuradaki paralara baksana ya. Of ya. Bence bu paralarla ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim de zengin amcanın evini satın alalım. Villasını komple satın alalım. Evet evet, olabilir. Böylece ondan intikamımızı almış alırız. He, ne dersiniz? Gerçekten harika bir plan. Ona çaktırmadan satın alalım. Sonra da şok olsun. Hadi o zaman. Zengin de ünlü,
evinden almaya gidiyoruz. Of ya of, birisi villamı satın almış. Villamı gerçekten çok seviyordum ben ya, bayılıyordum. İçerisinde kendime özel bir oyuncu odam dahi vardı. İçinde PlayStation'ım, Xbox'ım, oyuncu bilgisayarım, oyun konsollarım dahi vardı. Şimdi ise hepsi gitti. Kim satın aldı acaba ya? Tada! Bil bakalım kim satın aldı? Dur cevap vereyim. Ben satın aldım. Nasıl olur bu ya? Ama sen fakirdin. Daha bana borcunu bile ödeyemiyordun. Senin elinden her şeyini almıştım ben. Senin bir işin dahi yoktu. Nasıl zengin oldun böyle? Valla senin sayende zengin oldum zengin. Sen bizi evden kovduktan sonra ailecek dilencilik yapmaya başladık. Dilencilikte de çok para varmış, zengin olduk. Nasıl yani? Bir ayda dilenerek zengin mi oldunuz? Oha! Evet, sonra da ceza olsun diye senin evini satın aldık işte. Of ya of, burası benim en sevdiğim evimde. Of ya! Göreceksin zengin, senin bütün arabalarını, bütün evlerini, hatta iş yerini dahi satın alacağım. Görürsen ben bu şehrin en zengin dilencisiyim. Hayır ya, olamaz ya. Adama bak, her şeyimi satın alıyor, hem de dilenerek. Keşke elinden hiç senin evini almasaydım ya. Keşke ya, fakir hayatınıza devam ederdiniz. Of ya, of! Ah Miray, sana çok aşığım gerçekten, çok. Ay fakir, ben de sana çok aşığım. Hem de çok aşığım yani. Miray, bir şey soracağım. Sence bir çocuğumuz olsa ona bakabilir miyiz? Sence biz o kadar büyüdük mü? Yani diyeceğim, bir çocuk bakmaya hazır mısın? Ay bilemedim fakir ya. Sanırım ben daha hazır hissetmiyorum kendimi. Bence biz daha çocuk büyütemeyiz. Daha zamanı var yani. Evet evet, haklısın. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Arda evladım, biz anneni düşündük de biz daha çocuk bakacak yaşta değiliz. Atıyoruz seni evden, defol git hadi. İstemiyoruz artık biz seni. Babacım, dalga mı geçiyorsunuz ya? Kaç yıldır birlikte yaşıyoruz zaten, şimdi aklınıza geldi. Ay evet oğlum, Allah Allah. Biz daha kendimizi hazır hissetmiyoruz. Defol git şu evden. İstemiyoruz seni yani. Evet evladım, hadi defol git. Yoksa seni tekme tokat döverek evden atmak zorunda kalacağım yani. Bunu hiç istemem. Sonuçta şimdi olmasan da bir zamanlar benim oğlumdun. Baba dalga mı geçiyorsunuz ya, Allah Allah. Bugün yani 1 Mayıs, yani 1 Nisan da değil, şaka da değil yani. Babacığım, şakaysa bitirin artık. Çok garip bir şaka gerçekten bu. Yani ben sizin oğlunuzum. Beni yapmadan önce düşünmeniz gerekmiyor muydu bunları? Yok evladım. Biz şimdi düşünmek istedik, şimdi düşündük. Sonra da seni istemediğimizi karar verdik. Şimdi gidiyor musun, gitmiyor musun? Yok ya yok, siz iyice saçmalamaya başladınız. Ben odama Minecraft oynamaya gidiyorum, bay bay. Yok yok, bu çocuk dayak yemeden benim ciddiyetimi anlamayacak. Ulan defol git lan, defol git bu evden, defol dedim sana. Oh, vur aşkım vur, anlasın artık gitmesini istediğimizi. Vur, eline sağlık. Allah, babacığım dur, ne yapıyorsun ya? Şuna bak, hala bana baba diyor. Bana baba deme diyorum sana, deme. Ben senin baban değilim artık. Ben baba falan değilim. Atıyoruz seni artık. Ama babacığım, öyle bir şey mi var ya? Allah Allah, ben sizin çocuğunuzum. Öyle artık değilsin deyince olmaz mıyım yani? Aynen öyle, artık istemiyoruz. Zorla mı kardeşim? Allah Allah ya. İyi ya, tamam anladım. Ben de artık istenmediğim yerde durmam zaten. Madem istemiyorsunuz defolur giderim. Bari izin verseydiniz de bir iki kıyafetimi alsaydım, olmaz mı? Yok sana kıyafet falan, defol git buradan. Allah Allah ya, istemiyoruz kardeşim. Kıyafetlerini çöp atarız bir ara. Sen de çöpten toplarsın. Arada çöpleri yoklayı koy, tamam mı? Oradan alırsın. Senin yüzünü dahi görmek istemiyorum bir daha. İyi be, tamam gidiyorum ben işte, gidiyorum. Defol git hadi. Bir daha sakın buraya geri geleyim deme. Sakın. Sonunda kurtulduk çocuktan. Allah Allah ya. Bu ne böyle ya? Ailem tık diye beni sokağa attı resmen. Meğersem beni hiç sevmiyorlarmış. Şimdi sokaklarda ne yapacağım ben? Karnımı nasıl doyuracağım? İnşallah kıyafetlerimi hemen çöpe atarlar da ben de alırım. Vay be, ailem beni hiç sevmiyormuş. Hem de hiç. Meğersem hiç sevilmiyormuşum. Hiçbir değerim yokmuş benim. Direkt beni bir çöpe attılar. Aynı bir çöp gibi. Arkadaşlar, siz beni seviyor musunuz? Beni seven herkes kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım beni gerçekten seven birileri de var mıymış? Bence yok. Bence beni kimse sevmiyor. Eğer siz beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atın arkadaşlar. Bakalım beni de seven insanlar var mıymış?
En iyisi şu çöpün yanında biraz uzanayım. Belki birisi gelip güzel yemek falan atar çöpe. Ben de gelir yerim. Belki benim eski ailem de gelip kıyafetlerimi atar. Onları da giyerim. Yapacak bir şey yok. Marketten ekmek alacak param dahi yok. Yani kıyafet alacak param zaten yok. Burada beklemekten başka çarem de yok. Beklerken de biraz kestireyim şurada. Evet, işte çöpümü de attıktan sonra işim kalmıyor. Gidip yemek yiyebilirim. Çöpümüzü de çöpe atalım. Ne oluyor be? Anneciğim, oğlum manyak mısın sen? Evladım, niye korkutuyorsun beni? Çöpün yanında ne işin var, deli misin sen? Yok abi ya, deli falan değilim. Of, başım, ne uyumuşum be. Deli değilim abi, evsizim evsiz. O yüzden burada yatıyorum yani. Ne biçim evsizsin oğlum sen? Üstündeki kıyafetler daha hepsini. Allah Allah ya, çöpün kenarında saklanıp niye korkutuyorsun beni? Yok abi ya, çöpün kenarında saklanmıyordum. Ben evden yeni atıldım da, o yüzden kıyafetlerim yeni. Çöpün kenarında uyuyordum. Yani senin çöpün içinde yiyecek bir şeyler var mı abi? Karnımı doyurayım. Ne? Yiyecek bir şeyler mi? Ne yani, sen yemeklerini çöpten mi yiyorsun şimdi? Evet abi, ne yapayım? Lokantadan mı yiyeyim? Param mı var sanki? Allah Allah, hiç param yok diyorum, anlamıyor musun? Sokaklarda uyuyorum, sokaklarda geziyorum, sokakta çöpten yemek yiyorum. Yani kıyafetim de yok zaten artık. İnanmıyorum ya, sokaklarda çöpten yemek yiyerek yaşıyor çocuk. İnanmıyorum. Of ya, of. Ailesi ne kadar acımasızmış. Onu sokağa atmış. Bu hayata mahcup etmiş. Şimdi çocuk mecburen böyle bir hayat yaşıyor. İnanmıyorum. Benim ona sahip çıkmam gerekiyor. Hey, hiç hayalinde yapmak istediğin bir iş var mıydı? He? Şey, aslında hep araba alıp satmak istemişimdir. Arabaları çok seviyorum çünkü ben. Onları tamir etmek, sürmek, almak, satmak istiyorum. Herkese en kaliteli arabayı vermek istiyorum. Madem hayalin bu, o zaman hayalini gerçekleştireceğim. Merak etme. Bundan sonra ben senin her zaman arkandayım. Yeter ki sen büyük bir adam olmak için çalış ve çabala. İyi bir insan ol, tamam mı? Tamam, olur. Abi, şimdi sen gerçekten bana yani böyle bir iyilik yapacak mısın? He? Evet, yapacağım, merak etme. Abi, sen var ya, sen dünyanın en iyi insanısın. Çok teşekkür ederim. Senin borcunu asla ödeyemeyeceğim, asla. Sen iyi bir insan ol yeter. Bu devirde iyi insan bulmak paradan çok daha önemli benim için. Çok çalışıp çabala. Beni gururlandır yeter. Olur mu? Olur abi. Olur. Merak etme. İşte bu. Şehrin en büyük galericisi oldum. Ayrıca araba da tamir ediyorum. Artık şehirdeki en iyi arabalar bende. En iyi arabası olanlar da arabasını bana getiriyor. Şuradaki arabalara baksanıza. Hepsi çok güzel ve çok hızlı. Hatta Şimşek McQueen bile bize geliyor artık. Çok ilerlettik. Çok. Aşırı zengin oldum. Yani öyle zengin oldum ki paralar artık kasaya sığmıyor. Dışarıda duruyorlar. Bir sürü dolarlarım ve altınlarım var. Çanta çanta, kova kova parası dolular var. Kasanın içi de dolu. Artık çok zenginim. Benim gibi sokakta kalmış çocukların hepsine yardım edebilirim. Onların hepsine yardım edeceğim. Çok mutlu olacaklar. Çünkü üvey babam zengin, bana böyle iyi birisi olmamı söylemişti. Ben de onu kırmayacağım ve iyi bir insan olacağım. Kötü insanlar gibi olmayacağım. Aşkım, söylenene göre şehrin en iyi arabaları şurada satılıyormuş. Ay aşkım, o zaman gidip oradan alalım arabamızı. En güzel arabalar oradaymış. Aynen öyle aşkım. Arda da yok. Kendimize güzel bir araba alalım. Arda! İnanmıyorum Arda. Senin ne işin var burada? Bu kıyafetlerde ne böyle üstündeki? Çok havalılar. Vay! Anneciğim, babacığım. Demek beni ziyarete geldiniz. Öyle mi? Ne yapıyorsun sen burada? İşçi mi oldun? Burada işme mi aldılar seni bir de? Ne yapıyorsun? Çay mı getir götür yapıyorsun? He? Çay dağıtıyorsun değil mi burada? Yoksa çöpleri mi atıyorsun? Gerçekten çok komiksiniz. Bu dükkanda benden başka birisini görebiliyor musunuz acaba? Yo, göremiyoruz. Ne varmış yani? Göremezsiniz tabii. Çünkü bu dükkan benim. Yani buranın sahibi benim. Ne? Buranın sahibi sen misin? Nasıl olur bu ya? İmkansız bu. Sen evsiz barksız çocuksun. Evden attım ben seni. Evet ya, nasıl olabilir?
bu? Allah Allah! Biz buraya araba almaya geldik. Sen de dalın geçer gibi burası benim diyorsun. Bunca arabanın senin olması imkansız. Siz öyle sanan, siz herkesi kendiniz gibi kötü mü zannediyorsunuz he? Bana da yardım edenler oldu. Onun sayesinde çok çalışıp zengin olabildim. Şimdi ben de sizin gibi ailelerin sokakta kalan çocuklarını bulup onlara yardım ediyorum. Ben de onlara iyilik yapıyorum. Ayrıca size araba falan da yok. Defolun gidin, arabasız kalın, yürüyerek gezin. Siz çok kötü insanlarsınız. Ama şey, bize araba lazımdı ya. Bir tane araba satsan şuradan bize olmaz mı ya? Ne olursan. Evet oğlum, canım oğlum. Şuradan en güzel arabayı bize hediye etsene. Biz senin annen ve babanız sonuçta yani. Ne olacak, bir tanecik araba hediye ediver. Evet oğlum ya, o kadar arabam var. Birini bize hediye ediver. Ne olacak yani? Yok ya, pışık yağlı kaşık. Hadi oradan, siz beni evden kovdunuz. Sizin yüzünüzden çöplerin yanında uyudum ben zamanında. Sonra da zengin babam sağ olsun çalıştım. Sonra da çok zengin oldum. Şimdi de sizin gibi kötü insanlara arabamı vereceğim he? Hadi oradan hadi. Size araba vereceğime giderim o arabayı parası olmayan evsiz bir çocuğa veririm. Ondan sonra da onu mutlu ederim. Belki o da ileride iyi bir insan olur. Başkasına yardım eder ama siz etmezsiniz. Siz çünkü kötü insanlarsınız. Defolun gidin buradan. Ama canım oğlum. Hayır ya. Şuna bak, Arda çok iyi bir çocukmuş. Biz de onu evden attık. Evet fakir, biz çok büyük bir hata yaptık. Ne yaptık biz, ne yaptık? Hayır ya, olamaz. Canım oğlum, ne olur affet bizi, ne olur. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce onları affetmeli miyim? Bence hayır. Onlar kötü insanlar. Onları affetmemeliyim. Ne olur affet bizi oğlum. Ne olur, yalvarırız affet. Yalvarırız. Yani yürü oğlum yürü. Okula geç kaldık. Hemen okula gitmemiz lazım. Yoksa bu halde kulaklarımızdan tavana asar bize. Ya sıkıntı yok kanka. Ben manyak bir plan yaptım. Ders işlemeyeceğiz. Ne plan mı yaptın? Ne planı ya? Allah Allah. Nasıl ders işlemeyeceğiz oğlum? Öyle plan mı olur? Nasıl ders işlemeyeceğiz? Kanka sen kardeşine güvensene ya. Allah Allah. Ders istemeyeceğiz diyorsak istemeyeceğiz. Öyle bir kaynatacağım ki dersi, bütün ders iptal olacak. Hatta belki de bir süre hiç okula gelmek zorunda kalmayabiliriz. Öyle bir planım var. Oğlum öyle şey mi olur? Bunun imkanı yok. Allah Allah, kafayı mı yedin sen? Sadece izle ve gör kanka. Bak şimdi nasıl yapacağım. Evet sucuklar, hepiniz hoş geldiniz bakalım. He, bu ne böyle? İki tane sıra niye boş? He, bu eşek kafalı Alper anne Efekan yine mi geç kaldı? Ulan bu veletler var ya, bu veletler kaşınıyorlar harbiden. Göstereceğim onlara gününü artık. İnsan her gün her günde geç kalmaz ki be. Her günde bir bahane. Ay evet öğretmenim ya, baksanıza yine geç kalmışlar. Biz enayi miyiz, erken geliyoruz? Ceza verin onlara. Evet öğretmenim ya, bence de ceza verin yani. Vereceğim sucuklar, vereceğim, merak etmeyin. Onlara ceza vereceğim. Hele bir gelsinler, gösteririm ben onlara benim dersime geç kalmak ne demekmiş. Ayrıca bugün bir tane sınav yapacağım size. Hem de çok zor. Herkes en sevdiği yemekleri söyleyecek. Ben de sen tek tek herkesinkini kontrol edeceğim. Güzel yemek sevmeyenleri sınıftan atacağım. İnanmıyorum ya. Eğer güzel yemek sevmiyorsam okuldan atılacağım. Bu ne böyle? Saçmalığa bak. Öğretmenim kusura bakmayın, geç kaldık. Evet öğretmenim ya, çok trafik vardı da geç kaldık o yüzden. Ulan ne trafiği gerizekalılar, siz zaten yürüyerek geliyorsunuz. Eviniz iki arka sokakta. Evet öğretmenim, insan trafiği vardı. Dışarısı o kadar kalabalıktı ki yürüyemiyorduk yani. Evet evet öğretmenim, o yüzden yani. Allah Allah, o zaman ilk size soruyorum soruyu. Söyleyin bakalım, en sevdiğiniz yemek ne? Eğer güzel bir yemek söylemezseniz okuldan atılırsınız. Ne, okuldan mı atılırız? Bu ne saçma şey böyle ya, Allah Allah. Niye okuldan atılıyoruz biz güzel yemek sevmediğimiz için? Evet öğretmenim ya, çok saçma. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? İşinize geliyorsa çabuk söyleyin. Kanka iyiyiz şimdi. Dersi kaynatma plan 1. Ne yapacaksın oğlum, yap hadi. Allah Allah, hemen kaynat da kaçalım. Yoksa okuldan atılacağız sevmediğimiz yemekler için. Öğretmenim ben kuru fasulyeyi çok seviyorum. Hatta sabah yedim ama biraz gaz yapıyor. İşte o. Lan çocuk sınıfın ortasında osurdu. Ulan velet, niye osuruyorsun sınıfın ortasında? Leş gibi koktu.
Kanka harbi ne yaptın ya? İğrenç kokuyor. Dersi kaynatmasan daha iyiydi. Bu koku ne oğlum? Yapacak bir şey yok kanka. Kaynatmak için küçük bir fedakarlık yaptım yani. Osurdum. Ulan eşek sıpası. Dua et, kuru fasulyeyi ben de seviyorum. Yoksa var ya, osurduğun için seni sınıftan sonsuza dek atardım. Bu nasıl bir koku? Allah'ım, çocuk zehir osurdu resmen. Harbiden kanka ya. O nasıl osuruk ya? Allah Allah. Bu ne ya? İğrenç kokuyor, iğrenç. Harbiden öğretmenim, bence sınıfı boşaltmalıyız. Oksijen kalmadı sınıfın içinde. İğrenç kokuyor, leş gibi leş. Harbiden leş gibi. Yani zehirlenebiliriz bu koku yüzünden. Ne biçim çocuksun sen be? Dersi kaynatıyor. Kanka bak şimdi. Sen de osurursan eğer bence her şey yoluna girer. Bence hemen sen de osurmalısın. Bu sayede bütün ders kaynar. Anladın mı? Oğlum manyak mısın? Ben de osurursam herkes zehirlenir burada. Kokudan bayılırlar yani. Evet işte oğlum. Bu sayede ders kaynayacak. Böylelikle ders işlemeyeceğiz bugün. Müthiş plan işte. Aslında doğru söylüyorsun. Biliyorsan. Neyse öğretmen bana da sevdiğim yemeği sorsun. Ben de kuru fasulye deyip osururum. Evet Efekan evladım. Sana da soruyorum bakalım. Senin en sevdiğin yemek ne bakalım? Söyle. Öğretmenim şey. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim hiç osuracağım gazım yok ki. Midem bomboş yani. Zorla oğlum zorla. Çıkar o. Sen zorla. Bence osurursun yani. Zorla biraz zorla. Of ya of. Tamam öğretmenim. Ben de kuru fasulyeyi çok seviyorum. Ben de sabah kahvaltıda yedim. Alperen'le birlikte yedik hatta. Ne? Yoksa sen de... Hayır dur sakın yapma. Sakın çabuk tuvalete git. Çıkmıyor kanka. Lan zorla oğlum zorla çıksın. Ders kaynayacak. Hadi zorla çabuk zorla. Çıkar o. Hadi çıkartın. Çık. Hey arkadaşlar, anne ve babasını seven herkes şimdi kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kaç kişi anne ve babasını çok seviyormuş. Göreceğiz bakalım şimdi. Hayır, olamaz. Ben osurmadım. Yanlışlıkla kaka mı yaptım? Hayır. Lan oğlum manyak mısın? Ne yaptın? Allah Allah, osur dedim sana. Kakanı yaptı dedim. Bu ne böyle? Sınıfın ortasında pislik bıraktı ya resmen. Ulan hayvan herif, ne yaptın sen? Derste sınıfın ortasında. Tuvalet mi lan burası? Lan ne yaptın sen? Oğlum harbiden hayvan mısın ya? Ne yaptın ya? Osur dedik sana, sıçma dedik. Allah'ım ya Rabbim, bu çocuk hiç laftan anlamıyor. Neyse. İyi oldu. Ders kesin kaynar şimdi. Öğretmenim çok özür dilerim. Ben osuracaktım. Yanlışlıkla çıktı. Bilerek yapmadım yemin ederim. Of ya of, rezil oldum. Rezil. Öğretmenim bu ne böyle ya? Çocuk sınıfın ortasına yapıyor yani. Tuvalet sandı burayı. Daha tuvaletle sınıfın farkını bilmiyor. İğrenç. Ay evet öğretmenim ya. Bu ne böyle? Atın bunu ne olursunuz. İğrenç kokuyor sınıfın içi. Allah Allah ya. Bu ne böyle? Lağıma döndü resmen sınıfın içi. Harbiden öğretmenim. Ben bir King Kong'um. Ve ben bile gidip tuvalete yapıyorum. Bu adam altına yapıyor. Öğretmenim ya çok özür dilerim. Yanlışlık da oldu. Ne olursunuz affedin beni ya. Affedin. Ben bilerek yapmadım böyle bir şeyi. Ne affedeceğim lan hayvan herif. Daha tuvaletle sınıfın farkını bilmiyorsun. Tuvalet eğitimin bile yok. Ulan kedinin köpeğin bile tuvalet eğitimi var. Sağa sola yapmıyorlar. Sen kediden köpekten de betersin. Defol git bu sınıftan. İkiniz de, Alperen de, sen de defolun gidin. İkiniz de atıldınız lan. İkiniz de atıldınız. Defolun gidin sınıfından. Bir daha sakın okula gelmeyin. Okul hayatınız bitti. Hayır ya olamaz oğlum. Bunu nasıl anlatacağız babamlara? Ulan oğlum ya senin yüzünden okuldan atıldık. Ben sana osur dedim. Kakanı mı yap dedim. Allah Allah. Kafayı yemişsin oğlum sen. Kafayı. Senin yüzünden atıldık işte. Allah. Oğlum şimdi ayvayı yedik herhalde. Bizim babalar bizi dövecek. Ulan oğlum senin yüzünden okuldan atıldık. Döverler tabii. Of ya of. Ne yapacağız biz şimdi? Ne bileyim oğlum ya. Ne bileyim ne yapacağız. Of ya of. Ulan eşek sıpası. Sen okuldan mı atıldın yoksa? Ulan sen var ya sen.
ben. Sen bittin oğlum. Seni sanayide çalıştıracağım. Hatta ne çalıştıracağım be? Atıyorum seni evden. Okuldan atıldıysan evden de atıldın. Aynen öyle. Ulan biz zenginiz. Bu şehirde bir duruşumuz var yani. Senin yüzünden okuldan atıldın. Bütün insanlara rezil olduk. Ulan beş paralık ettim namusumuzu be. Aynen öyle. Biz kolu komşuya ne diyeceğiz şimdi? Rezil oldun. Sizin oğlan okuldan atılmış diyecekler. Dalga geçecekler bizle. Ya babacım benim bir suçum yok. Hepsi FK'nın suçu. Tuvaletini yaptı dersin ortasında. Sonra da benden bildi öğretmen. Yalan söylüyor ya. O da osurdu yani. Hem de çok pis osurdu. O yüzden ikimizi de attılar işte. O da zorladı beni. Sen de osur dedi. Osurmaya çalışırken kakamı yaptım yanlışlıkla. Ulan evladım sen geri zekalı mısın? Allah Allah ya. Tuvalete gidip yapsanıza şu işleri. Niye dersin ortasında yapıyorsunuz tuvaletinize? Aynen aynen. Biz bunlara daha tuvalet eğitimi bile verememişiz. Hayvandan beter bunlar ya. Hayvanlar. Aynen öyle. Daha tuvalet eğitimi verememişiz. Ne biçim çocuklarsınız siz be? Defolun gidin. Atıyorum lan sizi evden. Attım gitti. Aynen öyle. Ben de attım gitti. Hadi yallah. Ne yaparsan yap bundan sonra. Tuvalet eğitimi mi öğreniyorsun? Normal eğitimi mi öğreniyorsun? Ne yaparsan yap. Hayır ya, atmayın bizi evden. Sokakta ne yaparız biz? Allah Allah ya. Kurtlar, kuşlar yer bizi. Aynen babacım ya. Yapmayın ne olursunuz. Atmayın bizi evden. Biz iyi çocuklarız. Ne olursunuz atmayın. Hadi oradan attık bile ikiniz de. Ne yaparsanız yapın defolun gidin. Aynen öyle, defolun gidin. Ne yaparsanız yapın bu saatten sonra. İkiniz de artık bizim evlerimizde yaşamıyorsunuz. Kendi başınıza yaşayacaksınız. Hayır ya, hayır olamaz. Ayvayı yedik oğlum. Atıldık evden. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum kanka, bilmiyorum. Çöplükte falan yaşayacağız herhalde. Çöplükte mi yaşayacağız? Hayır ya, olamaz. Fakir kaldık işte. İşte fakir, of ya, of. Hava çok soğuk, gerçekten çok üşüyoruz artık. Evet babacığım, kıyafet de almadık bana. Atletle duruyorum sokakta. Şu halime bak, cıbıl cıbıl geziyorum. Evet aşkım, hepimiz kısa kolluyuz. Hava -500 derece. Bu havada nasıl sokakta kalacağız biz? Canım ailem, anlıyorum sizi ama yani yapacak bir şey yok ki. Ne yapayım, kimse bize evini açmıyor. Neredeyse herkese sorduk yani. Hiçbiri bize evini açmadı. Evet ya, Kerem abiler gerçekten bize ayıp etti. Yani amcam dedip bağrıma bastık, hain çıktı. Ay evet evet ya, umarım sokaklarda donmayız. Şu halimize bak. Of, bu ne böyle ya, çok fena esiyor, buz gibi hava. Harbiden bu ne böyle, donacağım şimdi, buz gibi. Ay harbiden bu ne böyle. Havaya bak, inanmıyorum. He, olamaz. Kamil dondu. Ay inanmıyorum. Çocuk gerçekten buz tuttu bu soğukta. İnanmıyorum ya. Harbiden ya, çocuk resmen buz tuttu. Vallahi yakında biz de buz tutacağız. Evet Kemal, bize yeni bir ev bulamazsan biz de buz tutacağız. Yani şu çocuğun buzlarını çözmek için bir eve ihtiyacımız var. Harbiden ya, çocuğa bak, mamut gibi dondu. Neyse, yani donunca herhalde yaşlanmıyordu insan. Biz bunu bir ara eritiriz. Ya Kamil, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim çocuğum fosil yaratık mı? Allah Allah, çöz şu çocuğu. Hemen gidip bir bulman lazım. Tamam Ceren ya, tamam, niye kızıyorsun? İyi tamam, buluruz. Tamam ya tamam, en iyisi ben gidip bulayım bir yer. Eğer bulamazsam biz de donacağız Kamil gibi. Şurası fakirin eviydi. Gidip sorayım. Ne oluyor bu havada ya? Buyurun, ne vardı? Fakir şey, merhaba. Bu havada rahatsız ettim ama senden yardım istemem gerekiyor. Yardım mı? Ne yardımı? Ne var ya? Bu havada beni atletle dışarı çıkarttın. Donuyorum bak, hızlı söyle. Ya fakir, biz sokakta kaldık. Donuyoruz. Senden yardım istemem lazım. Rica etsem bizi evinize alır mısın? Ya çok yalvarıyorum. Ne olursun. Param olduğu zaman sana öderim bir şeyler. Hiç param kalmadı. Ailemle birlikte sokakta kaldık. Kemal abi, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah. Gidip oğlumun buzdanı heykelini yaptırmışsın parayla. Sonra gelmişsin bana para yok diyorsan. Kim bilir kaç bin dolardır bu buzdan heykel. Koskocaman heykel, hem de buzdan. Ne heykeli ya, fakir manyak mısın? O benim oğlum Kamil. Çocuk soğuktan dondu. O yüzden beni ev almanı istiyorum yani. Çocuğun buzlarını çözeceğiz. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? İnsan sokakta donar mı hiç? Allah Allah. Yahu dondu işte, ne yapalım? Allah Allah, dalga falan geçmiyorum seninle. Hadi oradan be, sen bende dalga geçiyorsun. Kimi kandırıyorsun sen be? Defol git evimden. Ya fakir abi, gerçekten kandırmıyorum yani. Ne olursun ev al bizi, ne olur. Olur. Hadi oradan be, oğlu donmuşmuş. Git sokakta ateş yak, onun üstüne ısıt o zaman. İnanmıyorum ya, resmen yüzüme kapattı kapıyı. Oğlumun bu halde olduğunu görmesine rağmen kapattı. Ne kadar acımasız
kızmışsın be fakir. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağım ben şimdi? Neyse, cidden gidip bir ateş yakayım bari. Yapacak bir şey yok. Ya aşkım, manyak mısın? Bu ne böyle? Çocuğu tavuk döneri çevirmişsin. Ne yapacağız? Pişirip açlıktan oğlumuzu mu yiyeceğiz? Bu ne böyle ya? Yani aşkım, ne yapayım? Yani çocuğun buzlarını çözmenin tek yolu buydu. Ben de böyle yaptım. O dönerken ateş her yerini ısıtıp buzları çözecek işte. Yani daha çok kebaba falan benziyor. Ama neyse, yani buzları çözülecekse tamam. Çözülür çözülür, merak etme. Ateş şimdi buzlarını çözer onun. Hem de bir güzel ısınır. Yapacak bir şey yok yani. Çocuk buz tuttu. Ne yapalım? Evet, böylecik de buzu çözülmüş olur herhalde. Of ya of, ne yapacağız biz? Ya biz de donarsak? Hiç merak etme aşkım. Eğer sen de donarsan seni de böyle kuzu çevirme yaparım. Hemencik çözülüverir buzların. Ay çok sağ ol Kemal. Yani bütün derdim çözüldü şu an. Çok mutluyum. Ne demek aşkım, her zaman sana yardımcı olurum yani. Hunga bunga hunga bunga, ben inanamamak, siz yamyam olmak. Siz çocuğu pişirip yemek, siz yamyam olmak. Ne diyorsun kardeşim, ne yamyamlığı? Allah Allah, çocuğumun buzlarını çözmeye çalışıyorum. Yamyam diyor bana ya, döveceğim şimdi. Ay beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz? Ne yamyamlığı ya, çocuğumuz o bizim. Çocuğum yer mi bir insan? Ben Hunga Bunga kabilesinin başkanı olmak, çok zengin olmak, siz yamyam olmak. Sen hangi kabilenin başkanı olmak? Ben seni çok sevmek. Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsun, ne kabilesi? Benim evim bile yok. Fakirlikten ağzım kokuyor. Çocuğumu ısıtmak için ateş yaktım, kuzu çevirme yaptım yani. Ben inanamamak. Senin gibi biri zengin olmalı. Arkadaşlar, resmen buz tuttum. Kanala abone olup video like atarak bana destek olur musunuz? Hemen buzlarım çözülür belki. Hadi hemen kanala abone olup video like atıp buzlarımı çözün. Ay nasıl zengin olalım? Sen zengin misin de bize zenginlik dersi veriyorsun be? Ben Hunga Munga kabilesi başkanı olmak, ben çok zengin olmak, size para vermek. Ne yani, bize para mı vereceksin? Sırf yamyam sandığın için mi? Evet evet, biz yamyamız kardeşim, bu çocuğu yiyeceğiz. Hemen bize para ver. Ay sana inanmıyorum gerçekten. 2 dakika parayı duyunca hemen yamyam mı oldun? Yazıklar olsun sana. Ya Ceren sus, parayı alınca Kamil de alıp kaçacağız buradan. Yeni evimizde mis gibi ısıtırız çocuğumuzu. Manyak mısın sen ya, sussana. Ha öyle desene, ben de Kamil'i yiyeceğim sandım. Yamyam oldun sandım. Deli misin sen kızım, öyle şey yapar mıyım ben? Allah Allah. Madem sizde yamyam olmak, ben size para vermek, sizde zengin olmak. Evet evet kardeşim, hadi hazinemizi ver, paralarımızı ver. Bunlar sizin olmak, siz doya doya harcamak, ben gitmek, hadi bay bay mak. İnanmıyorum, ne yani, şimdi bütün bu altınlar bizim mi? Ay inanmıyorum Kamil, çok zengin olduk, çok. Siz zengin olmak, ben gitmek, hopacık hopacık hopacık. Adama bak ya, bizi zengin sanmadı, yani fakir sandı, para verdi, hazine verdi. Evet, bizi de kendi gibi yamyam sanıp bize zengin. Hadi hadi, gidip hemen yeni bir ev bulup ondan sonra da zengin olalım. Yani çocuğumuzun da buzlarını çözelim. Evet evet, biraz daha geç kalırsak çocuğumuz pişecek yani. Ne oluyor ya, ne var yine? Ev sahibi abi, pardon ya, ben şey sanmıştım da seni, şey. Ne sanmıştın he, terbiyesiz herif. Allah Allah, böyle kapı mı açılır? Ne oldu, siz niye geldiniz ya? Ben kiramı düzenli olarak ödüyorum. Siz neye bakmıştınız? Seni evden atmaya geldim, evi sattım artık. Yani ev artık benim değil. Ne, evi mi sattınız, kime sattınız? Bu kardak işte, ne yapacağım ben şimdi? Arkamda görmüş olduğunuz gibi Kemal Bey ve ailesi satın aldı evi. Aynen öyle, biz satın aldık. Şimdi ayvayı yedin sen abi. O kadar donmuştum, sen beni eve almadın. Aynen öyle, şimdi zengin olduk ve evini aldık. Bakalım ne yapacaksın? Şey yapmayın, gözünüzü seveyim ne olursunuz. Vallahi artık benlik bir şey kalmadı, bunlarla konuşursun. Aa gitti adam resmen. Ne yapacağız şimdi ya, beni ne yapacaksınız şimdi? Evimden atmayacaksınız değil mi bu soğukta? Yapılmaz yani böyle bir şey. Sen biz fakirken, oğlum donmuşken bize ev almadın, hatırlıyor musun fakir he? Aynen öyle, ben donmuştum, yani donmuştum, resmen buz tutmuştum. Ama sen bize ev almadın. Evladım, ben baban dalga geçiyor sanmıştım ya, benimle dalga geçiyor.
geçiyor zannetmiştim. Seni ben heykel sandım. Meğersem gerçekten buz tutmuşsun. Bilseydim kesin alırdım seni eve yani, kesin. Hadi oradan pis yalancı. Almadın işte. Gözlerimle gördüm. Donmuş olabilirim ama gözlerim görüyordu yani. Evet evet, dalga geçer gibi bir ateş yak. Onun üstünde buzları çözülsün oğlum demişsin. Kemal de yaktı. Harbiden çözülmüyordu yani neredeyse. Evet evet, tavuk döner gibi çevirdi babam beni. Öyle içtikte buzlarım çözüldü biraz. Ne güzel işte. Ben de size güzel güzel taktikler vermiştim. Atmayın beni evden ne olursunuz. Fakir hadi bakalım. Evini aileni topla yallah. Hayır ya, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Canım ailemle sokakta mı kalacağım? Hayır ya. Ay fakir, bu ne böyle? Biz böyle mi yaşayacağız artık? Ne güzel evimiz vardı. Niye çıktık biz evimizden? Evet ya, ne güzel evde oturuyorduk. Niye sokakta yaşıyoruz biz şimdi? Buz gibi dışarısı. Dondum ya. Ne var ya, Allah Allah, evden atıldık. Ben de eşyaları aldım çıkarttım işte. Her şeyiniz var. Biraz da şükretmeyi bilin. Şükür edin be, şükür edin. Ay fakir, dalga mı geçiyorsun? Ne şükredelim? Allah. Evet, evsiz kaldık. Nasıl şükredelim? Anlamadım ki ben ya. Evsiz kalmış olabiliriz ama sadece evimiz yok yani. Eşyalarımız var, koltuğumuz var. Bir alt katta tuvaletimiz de var. Buzdolabı, kitap, fırın, her şeyimiz var. Yatağımız bile var. Ay fakir, dalga mı geçiyorsun? Allah Allah, çiçeği de almışsın yanına. Bu soğukta ölür o çiçek. Çiçeği geçtim. Yani ben de ölürüm. Ayrıca buzdolabına ne gerek vardı? Dışarısı zaten buzdolabı gibi. Buz gibi. Evet evladım, haklısın yani. Dışarısı buz gibi. Buzdolabına hiç gerek yoktu. Doğru söylüyorsan. Ama ne yapalım yani? Hepsi o Kemal abinler yüzünden. Attılar bizi evden. Ay fakir, üstümüze kar yağıyor. Şuna bak, karla örtüldük resmen. Ne güzel işte. Battaniyeye de gerek yok. Bedavadan battaniye. Karla örtünüyoruz. Ya fakir dede, dalga geçiyorsun değil mi bizde ya? Şaka yapıyorsun. Ne olur evimize geri döneceğimizi söyle. Yok yok, şaka falan yaptığı yok. Zamanında senin fakir deden bize çok büyük kötülükler yaptı. Bu soğukta bizi sokakta bıraktı. Şimdi de cezasını çekiyor. Ya tamam da Kemal abi, biz niye cezamızı çekiyoruz? Allah Allah, biz bir şey yapmadık ki. Evet, bizim haberimiz bile yoktu. Bizim de suçumuz var. Evet evet, haklısınız. Sizin bir suçunuz yok. O zaman siz gelin. Ben sizi eve alırım. Ama fakiri almam. Fakir sokakta kalacak. Ay olur vallahi ya. Gelirim ben. Hiç sorun değil. İnanmıyorum ya. Beni burada sokakta bırakıp gidecek misiniz? İnanmıyorum gerçekten. Tövbe, yazıklar olsun size. Ne var fakir? Bunların hepsi senin suçun. Bizim değil ki. Bizim ne suçumuz var ya? Biz niye sokakta kalıyoruz bu soğukta? Evet haklısın. Hepsini ben yaptım. Benim suçum. Ben çok kötü bir insanım. Vay be. Demek sonunda hatanı anladın fakir. Tamam tamam, merak etme. Evinizi size geri veriyorum. Tekrardan aynı fiyata kiralıyorum size. Fakir çok acımasız bir adam olabilir ama ben onun kadar acımasız değilim. Ayrıca artık çok zengin oldum. Bütün şehirdeki evleri satın aldım. Vay canına be abi. Gerçekten helal olsun sana. Bayağı iyi zengin olmuşsan. Harbiden çok özür dilerim. Yaptıklarımın hepsi çok büyük hatalardı. Çok özür dilerim Kemal. Tamam tamam, affettim. Bir daha olmasın. Bundan sonra seni fakirlere yardım ederken göreceğim Zey. Tamam mı fakir? Tamam abi. Hiç merak etme. Bundan sonra gördüğüm fakire yardımcı olacağım. Hiç merak etme. Tamam mı? Of ya. Gel vatandaş gel. Araba satıyorum. Hey. Aa babacım, şuraya bak. Adam araba satıyor. Hadi hadi, araba alalım. Alalım oğlum. Ne olacak ya? Nasıl olsa bizim altın kartımız var. Sınırsız paramız var. Oradan her şeyi alabiliriz canım oğlum benim. Oley be oley. İyi ki zenginiz. Canım babam benim. Allah. Zenginler geldi. Şimdi bunlara bir güzel kitlerim ben arabaları. Aa baba, şuraya bak. Zengin amcamlar araba alıyor. Babacım ne olur ya. Biz de alalım be. Ne olursan. İyi de evladım. Onlar zengin ya. Bizim hiç paramız yok ki. Çok az paramız var. Nasıl araba alacağız? Bir şey olmaz babacım. Biz de en ucuzunu alırız. Ne olacak ki? Tamam madem. Öyle yapalım. En ucuz arabayı alalım. Hadi. Beyefendi merhaba. Biz araba alacaktık da. Görmüyor musun kardeşim? Müşterilerim var burada ya. Allah Allah. Başlarım şimdi senin arabana. Allah Allah. Adama bak. Araba alacağız diyoruz. Kızıyor bize. Bizim gibi zenginler varken kim umursar oğlum size? Evet ya, siz fakirsiniz. En ucuz arabayı alırsınız şimdi. Fakir arabası. Vay be. Demek fakiriz diye burada da dışlanıyorsa. Öyle olsun. Tamam, bekleriz biz. Evet zengin bey. Bu araba gördüğünüz gibi tam sizlik. Kendisi en ama en pahalı arabadır. Ve en lüks arabadır. Fiyatı tam 15 milyon dolar. Oo baba, 15 milyon dolar dedi. Hadi alalım bunu. En pahalısı bu
pahalıymış. Olur, alıyoruz. Karttan geçeceğiz. Tek geçim olsun. Vay be baba, şunlara bak. 15 milyon dolarlık araba aldılar ya. Çüş ya. Bir şey olmaz oğlum. Biz de alacağız şimdi. Hiç merak etme. Evet, söyleyin bakalım. Siz hangi arabayı istiyorsunuz? Pis fakirler. Şey, biz fiyatları öğrenebilir miyiz ya? Bizim pek paramız yok da. Bir adet tırımız var. Tam 500 bin lira. Polis arabamız var. O da 1 milyon lira. Ambulans ise 1 milyon 500 bin lira. Tofaşımız var. Tam 100 bin lira. Bir de çok ama çok eski iğrenç bir traktörümüz var. O da 5 bin liracık. Canım oğlum, bizim paramız sadece çok ama çok eski külüstür traktörü yetiyor. Olsun babacım, ne güzel işte. Ben de okula traktörle giderim bundan sonra. Oğlum onunla tarlaya gidilir. Okula değil, enayiye. Tamam o zaman, size traktörü satıyorum. Sat. Durun durun, satmayın, ben alacağım. O 5 bin liraydı değil mi? Ben tam 50 bin lira veriyorum ve onu alıyorum. Fakirler her yere yürüyerek gitsin. Arabaları olmasın onların. Evet ya evet. Allah Allah, onu da biz alıyoruz. Hiçbir şey alamasın bunlar. Ne? Traktöre 50 bin mi veriyorsunuz? Sattım gitti. Oley be, çöptü o zaten. 5 bin lira bile etmezdi. Hayır ya hayır. İlk ben almıştım. Niye onlara sattın ya? Hayır ya, of ya. Parayı veren düdüğü çalar. Fakir bey, fakirsen alamazsın. Aynen öyle. Zenginsen alırsın, fakirsen baka kalırsın. Siz ne kadar kötü insanlarsınız ya. Oğlum okula yürüyerek gitmesin, arabayla gitsin diye traktör alayım dedim. Kötülük yaptınız bana. Ben sırf oğlum daha iyi okusun, daha güzel öğrensin diye almıştım onu. Of ya, of. Ama senin oğlun da senin gibi fakir olacak işte. Okusa ne, okumasa ne. Evet ya, hepinizin sonu fakir olacak zaten. Fakirsiniz siz. Umarım siz de bir gün fakir olursunuz. Belki o zaman anlarsınız beni. İnşallah bir gün fakir olursunuz. İnşallah. Hadi oradan be, ben sen miyim? Allah Allah, benim altın kartım var. Her şeyi alırım bununla. Aynen öyle. Fakir toz ol buradan. Hadi yallah. Gazlarız biraz. Çok güzel olur. Ben de seni çok beğeniyorum zaten. Ay inanmıyorum. Beni beğendiğini söyledi. Oley. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Ay bir de şu Arda'ya bakın ya. Yürüyerek geliyor. Bir sesin. Fakir. Rüzgar. O gözlükler ne ya? Aynı bir sivrisineğe benzemişsin. Ne sivrisineğe mi? Abi çok komiksin. Ne diyorsun oğlum sen bana? Sivrisinek falan. Sen ne arsın gözlükten? Bu gözlük tam 500 bin lira. Anladın mı beni? Sen bunu var ya, evini satsan alamazsın. Oğlum manyak mısın sen? Bunu bedavaya verseler takmam ki ben zaten. Enayi 500 bin lira vermiş. Ay sen ne anlarsın be gözlükten? Allah Allah, Rüzgar boşver, dinleme sen bunu. Fakir bu. Ay dinlemiyorum zaten canım ya. Allah Allah, ne yapacağım ben bunu? Gülmekten karnıma ağrı girdi ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Manzibidiler, hemen derse gelin. Bugün efsane bir dersimiz var. Çok fena bir şey getirdim. Ne? Bir şey mi getirdiniz? Nasıl ya? Rüzgar evladım bu tip neler? Oğlum atom karıncaya benzemişsin aynı. Bu tip ne? O gözlükler ne? Of ya of, ne var hocam? Allah Allah, çok pahalı bir kere bu gözlükler. Tamam mı? Sizlere. Evet gençler, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu derste Dilek Perisi getirdim. Yani bugünkü dersimizde periyle beraber olacağız. Siz hala kanala abone olup video like atmadınız mı? Çabuk olun yoksa sizi yerim. Nasıl yani hocam? Aa, istediğimizi dileyebiliyor muyuz? Evet evladım, herkesin bir dilek hakkı olacak ve periden dilecek. Olay be, ondan görünmez olmayı isteyeceğim. Ondan sonra da bütün evleri soyacağım ya. Ay ben de çok güzel olmayı dileyeceğim. En güzel kız ben olacağım. Ne, en güzel kız sen mi olacaksın? Bu tipi değil dilek perisi. 1000 tane dilek perisi bile düzeltemez Elif. Ay sus be, öküz seni. Evet arkadaşlar, sırayla dileklere başlayalım. Evet, sineğe benzeyen çocuk. Söyle bakalım, ne diliyorsun benden? Dilek perisi, sinek minek ayıp olmuyor mu ya? Allah Allah, kalbimi kırıyorsun ama. Öylesin ama, sineğe benziyorsun. Of ya of, aman neyse. Ben şey diliyorum, daha çok zengin olmayı, en zengin olmayı. Dünyanın en zengin insanı ben olayım, bunu diliyorum. Tamamdır bakalım.
yaptım. Hop, seni zengin yaptım. Allah Allah, enayiye bakın. Zaten zengindi, yine zengin olmayı diledi. Şimdi benim ne dileyeceğimi izleyin. Onu fakir yapacağım. Evet örümcek adam kostümlü çocuk. Dile benden ne dilersen. Ben Rüzgar'ın tüm parasının bana geçmesini ve onun da fakir kalmasını diliyorum. Böylelikle onun dileği de bana geçmiş olacak. İki tane dilek dilemiş gibi olacağım. Gerçekten çok akıllıca. Ne? Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Allah Allah, hayır, kabul etmiyorum. Zengin olmayı diledim işte. Bana ne ya? Bana ne? Evet kostümlü çocuk, dileğin gerçekleşti. İşte bu be, zengin oldum. Hayır ya, olamaz. Hayır, fakir oldum. Ay inanmıyorum, Rüzgar fakir oldu. Ben artık Arda'yla takılacağım. Ezik Rüzgar. İğrenç. Ne yani? Beni sadece param için mi seviyordun? Vay be, öğrenmiş olduk. Ay başka neyin için seveceğim ben? Allah Allah, sineğe benziyorsun sen bir kere. Sinek seni. Of ya, of. Vay be, insanlar beni sadece param için seviyormuş. Kimse beni sevmiyormuş. Olamaz oğlum ya, ne perisiymiş bu. Şuna bak, beş parasız kaldık. Dileniyoruz burada. Ne bileyim baba ya, öğretmen getirdi işte. Dilek dileyim falan dedi, fakir kaldık. Anlamadım ki ben de. Ay Allah'ım, öyle iş mi olur ya? Hay ben o öğretmenin. Ulan ya, bütün paramızı kaybettik. Herkese ne güzel hava atardık zenginiz diye. Altın kartımız vardı. Kömür oldu resmen. Hepsi o Arda yüzünden baba ya. O Arda yüzünden bütün paramızı kaybettik. Bizim fakir olmamızı, kendisinin de zengin olmasını diledi. Bütün paramızı o aldı. Hatta benim mükemmel gözlüğümü bile o aldı. Ne mükemmeli oğlum ya? Allah Allah, takınca sineğe benziyordun. Tövbe ya Rabbim. Sen de mi baba ya? Of ya. Hop, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz dükkanımın önünde? Pis dilenciler, kaybolun buradan. Ne var kardeşim ya, görmüyor musun? Dileniyoruz. Allah Allah. Evet, seni biz zengin yaptık. Unutma, bütün arabalarını biz aldık. Aynen öyle. Biz olmasaydık bu kadar zengin olamazdın. Bana ne kardeşim, o geçmişte kaldı. Artık siz fakir dilencilersiniz, ben ise zenginim. Kaybolun buradan, hadi yallah. Vay be, ne kadar nankörsün sen. Demek öyle. Sen de kötü bir insanmışsın. Biz zamanında sana o kadar iyilik yaptık. Demek bize iyilik yapmayacaktın ha? Öyle olsun. Ha? Ne oluyor burada? Bunları niye kovuyorsun sen bakayım? Fakir bey şey, yani zengin bey. Onlar dileniyor da gelen müşterileri kaçırıyor. Demek onlar fakir diye dışıyorsun ha? Öyle olsun. Bütün mekanı satın alıyorum. Hepsi benim. Hadi yallah buradan. Ne satın mı alıyorsunuz? Aa! Tamam, gidiyorum ben o zaman hemen. Bay bay. Çok sağ ol fakir amca ya. Çok sağ ol. Bizi korudun. Evet, zamanında biz seni fakir diye dışlamıştık. Ama sen bizi korudun. Gerçekten harika bir insansın sen fakir. O ne demek ya? Tabii ki dışlamayacağım ben seni. Tabii ki koruyacağım. İnsanlık ölmedi. Ne kadar zengin olursam olayım, asla insanları dışlamam ben. Sen gerçekten harika bir insansın fakir. Evet fakir amca, harika bir insansın. Bu arada gözlüğün de çok güzelmiş. Bu be, ne kadar güzel bir gün. Başkanlık için harika. Arabama atlayıp gideyim hemen. Artık başkan olduğum için arabam bile var. Gerçekten harika. Şimdi basıp gideyim hemen. Merhabalar Eli. Seninle tanıştığıma sevindim. Sen de kimsin böyle? Sen nereden çıktın? Ne işin var lan benim arabamda? Defol git. Ben senin ölüm meleğinim. Anladın mı beni Ali? Birazdan işin bitmiş olacak. Ya ne saçmalıyorsun sen be? Yusuf değil misin sen? Defol git şuradan. Hayır, ben onun kılığına girmiş bir ölüm meleğim. Anladın mı beni? Birazdan kapını bir tane dilenci çocuk çalacak. Haberin olsun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Allah Allah, dalga mı geçiyorsun benimle? Manyak herif. Abi, abi bakar mısın ya? Benim hiç param yok da. Acaba bana yardım edebilir misin? Ya sana söylemiştim değil mi Ali? İşte geliyor. Hayır ya, nasıl olur bu? Nereden bildi? Olamaz ya, ne oluyor burada? Hey çocuk, bana bak, sana bir şey soracağım. Şu arkadaki adamı görüyor musun? Ne arkadaki adamı ya? Allah Allah, deli misin sen abi? Arabada tek başınasın sen. Arkada kimse yok. Boşuna uğraşma Ali. Senden başka kimse beni göremez. Anladın mı beni? Şimdi senin yerinde olsam gider şu çocuğa birazcık yardım ederdim. Böylece son zamanlarında sevap kazanabilirsin. Hayır ya, olamaz. Sanırım işim bitti. Her şey buraya kadarmış. Sanırım öleceğim. Tamam, kabul ediyorum.
Bana bak çocuk, beni burada bekle. ATM'den para çekip geleceğim. Bütün paramı çekip geleceğim, tamam mı? Bekle beni burada. He, nasıl ya? Tamam abi, olur. Olamaz ya, hemen bir ATM'yi bulmam lazım, hemen. Patron, bu gerizekalı harbiden yedi. Hadi çalalım şu arabayı artık. Harbiden ne kadar gerizekalıymış bu ya. Benim gerçekten bir ölüm meleği olduğumu düşündü. Harbiden ne saftirikmiş. Hadi atla arabaya, gidelim buradan. Çalalım arabayı. Hey gerizekalı, boşuna paranı çekme. Salak. Ne oluyor be? Hayır ya, olamaz. Kandırdılar beni. Lan dolandırıldım resmen. Kandırdılar beni. İki kişi bana oyun kurmuşlar. Meğerse böyle bir şey yokmuş. Of, benim salak kafam, nasıl inandım ben buna? Arabam çalındı ya. Of ya, of. Gitti arabam. Hayır ya, olamaz. Neyse, yapacak bir şey yok. En iyisi iş yerime gideyim ben. Mecbur yürüyerek gideceğiz. Ne yapalım? Of ya, bacaklarıma karasılar indi yürümekten. He, bu halon atmış belediye biraz da ya. Ya halon attın kapılara. Niye tahta çiviledin? Manyak mısın sen? İçeri girip belediyecilik yapacağım yani. İnsanlara hizmet vereceğim. Niye böyle bir şey yaptın? Ula oğlum, bu bena benim. Sen bana kirayı ödemiyorsun kaç aydır. Ben de kapattım. Defol git buradan. Nasıl senin ya? Belediye binası senin mi yani şimdi? Sana kira ödemem mi gerekiyordu benim? Evet oğlum, bu bina komple benim. Sen bana kiranı ödemeden o yüzden içeri giremezsin. Halo tamam ya, ödeyeceğim, söz veriyorum. Aç şu kapıyı ne olursun. İşimden dolmayayım. Arabamı da çaldılar zaten. Of ya, of. Parayı hemen şimdi ödemezsen kapıyı hayatta açmam oğlum. Şimdi ödersin ya da hayatta çıkamazsın yukarı. Yani belediye başkanı da ben olurum. Hiç param yok ki. Hepsi kayboldu. Yarısı arabadaydı zaten. Arabam da çalındı. Diğer yarısını da çarçur ettim. Hepsini yedim. Harcadım paraları. Ulu oğlum, o zaman defol git, ne yapıyorsan yap. Allah Allah yav. Senle mi uğraşacağım oğlum ben? Of ya, ne yapacağım ben? Başkanlık da gitti şimdi elimden. Of ya, of. Arabam da gitti. Paralarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Neyse, yapacak bir şey yok. Evime gideyim bari ben. Ne oluyor ya? Evim de mi gitti? Ali Bey, duyduğuma göre başkanlıktan atılmışsınız. Şutlamışlar sizi. Evet ya, kirasını ödeyemedim binanın. O yüzden atıldım. Arabamı da çaldılar. O yüzden gitti her şey. Ne? Bir de arabayı mı çaldırdınız? Belediyenin arabasını çaldırdınız demek. Vay vay vay. O zaman bu evden artık sizi şutluyorum. Artık belediye başkanı olmadığınız için bu evde kalamazsınız. Ayrıca belediyenin arabasını da kaybettiğiniz için bize yüklü bir miktarda ceza parası ödemeniz lazım. Ama benim param yok ki. Ben fakirim. Ayrıca artık bir işim de yok. Yani para da kazanamıyorum. İyice fakirim yani. Açlıktan ağzım kokuyor bakın. Evet. Leş gibi kokuyor vallahi. İyice fakirleşmişsin sen. Ne kadar fakirsin sen ya. Neyse işte. Artık evsiz de kaldın kardeşim. Maalesef artık bir evin de yok. Ya ne yapacağım ben şimdi? Sokaklarda mı yaşayacağım? İşte buradasın Ali. Hayır, sokakta yaşamayacaksın. İşte bu. Kerem komiser, bana yardım etmeye mi geldin? Adamsın sen be. Sokaklarda yaşatmayacaksın beni değil mi? Tabii ki de sokaklarda yaşatmayacağım seni. Hapiste yaşatacağım. Terbiyesiz. Ne yaptın ben be? Niye hapsatıyorsun beni Kerem komiser? Allah Allah ya. Belediyenin arabasını almışsın. Ehliyetsiz sürmüşsün ne zamandır. Bir de üstüne çaldırmışsın arabayı. Allah'tan çalan kişi benim oğlum da. Arabayı geri aldım. Ama senin ehliyetsiz sürdüğünü duyunca hem de ne zamandır sürüyormuşsun yani. O yüzden seni hapis cezasına çarptırıyorum. Hapiste kalacaksın. En azından sokakta kalmazsın yani. Harbiden ya. Hapiste olmam daha iyi şimdilik. Yani karnımı bile doyuracak param yok. Hapisteyim, yatacak yerim olur. Hem de karnımı doyuracak yemek olur. Vay be, adamın haline bak. Sabah hem evi vardı, hem arabası, hem de işi. Şimdi hapiste yatmak için can atıyor. Yürü bakalım. Cezanı ödemeden hayatta hapisten çıkamazsın. Anladın mı beni? İyi ya, ben de cezayı ödemem. Sonsuza kadar hapiste yatarım. Mis gibi işte. Bedava yatak. Eyvah, ayvayı yedik. Çocuk harbi bitmiş ya. Bitik bu. Ay şişe bak be. Sabah ne güzel işime gidiyordum. Şimdi hapishanedeyim. Bu adalet mi be? Nasıl bir şans bu ya? Çok şanssızım. Harbiden bugün ne oluyor ya? Her şey arabamın çalınmasıyla başladı. Her şey ters gidiyor. Bu ne böyle? Daha kötü ne olabilir ki?
Sanırım her şeyin en kötüsünü yaşadım. Bundan sonra olan her şey daha düzgün olur herhalde. Nerede o eşek sıpası? Puh, sana yazıklar olsun be yüz karası. Sen ne biçim çocuksun be? Yazıklar olsun be sana. Biz oğlumuz iş güç sahibi oldu diye sevinelim. Sen git ortalıkta zibidilik yap. Ya babacığım, her şeyi anlatabilirim. Ben bir şey yapmadım ya, yemin ederim. Hadi oradan bok böceği. Her şeyi sen yapmışsın işte. Hapse düşmüşsün be. Bizi var ya rezil ettin mahalleye. Arda tamam ya, sakin ol oğlum. Sakin ol. Allah Allah. Cezasını ödersen eğer çocuk hapisten çıkabilir. Babacığım çok özür dilerim. Vallahi benim suçum yok. Yani her şey çok ters denk geldi. Çok şanssızım. Ulan hay senin şansına ya. Allah Allah. Neyse. Parayı vereyim de çıkartsınlar seni. Buyur Kerem komiser. Kusura bakma. Teşekkür ederiz Arda. Yani sen de çocuğa göz kulak ol. Eşek sıpası abine zibidilik yapıyor. Tamam merak etme. Ben ona dersini vereceğim şimdi. Of ya, takımımın üstünü kaybetmişler. Atletle kaldım sokakta. Oo, canıma değsin işte. Atletle sokaklarda sürün de aklın başına gelsin be. Nasıl yani? Babacığım beni eve almayacak mısın yoksa? He? Ne alacağım be seni eve? Sokaklarda sürün de aklın başına gelsin bir senin. Ya baba, cezamı niye ödedin o zaman? Mis gibi içeride sıcacık yatardım ben. Sokakta atletle sokakta buz gibi yatayım mı? Yok öyle ya ama. Kendin adam olana kadar sokakta kalacaksın. Adam olana kadar benim evime gelmek yok. Anladın mı beni? He? Of baba ya, çok acımasız sen. Gerçekten beni hiç sevmiyorsun galiba sen. Ne seveceğim be seni? He? Allah Allah. Evlat olsan eldivenle severim. Gerçi zaten evladım sen. Eldivenle seveceğim seni bundan sonra. Baba kalbimi çok kırıyorsun. Niye böyle şeyler söylüyorsun bana ya? Of ya. Uğraştık. Seni adam edemedik. Ne yapalım? Baksana. Habire ceza yiyorsun, hapislere düşüyorsan. Bir de utanmadan arabayı çaldırmışsın. Hıyar herif. Onu nasıl becerdin? Kafan hiç mi çalışmıyor senin? Ne yapayım baba ya? Kandırdılar beni. Hainler ya. Oh ya. Sen bir sokaklarda sürün de aklın başına gelsin. Terbiyesiz herif. Ne yaptım da ben bunları yaşıyorum ya? Allah Allah. Benim suçum ne ya? Bu ne böyle ya? Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Bana yardım etmeniz lazım. Kanala abone olup videoya like atarak bana destek olun ne olursunuz. Bu ne böyle ya? Herkes terk etti beni. Babam bile ev almıyor. Evim de gitti. Arabam da gitti. Paralarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Hatta ve hatta kıyafetim bile kalmadı. Onlar bile gitti. Sokaklarda çıplak yaşayacağım. Sizin desteğinize ihtiyacım var yani. Hemen abone olup like atın ne olursunuz. Çok kötü durumdayım. Çok fazla desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Size güveniyorum. Yoksa buz gibi havalarda, dışarıda, sokakta yalnız kalacağım. Issızca buralarda yaşayacağım. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz sınıfa. Hocam, o elinizdeki kağıtlar yoksa o kağıtlar? Evet evladım, bunlar sınav sonuçlarınız. Bu kağıtlar da sınav kağıtlarınız. Hayır. Evladım niye eşek gibi alırıyorsun ya? Allah Allah, her türlü okunacaktı zaten bunlar. Hocam ne olur sınıfın önünde okumayın ya, rezil olmak istemiyorum. Bana öğretmenim Şirek doğru söylüyor. Okuyun hocam, ben çok iyi bekliyorum sınavı. Tabii çok iyi beklersin. Bütün sınav boyunca bebek polisten ayırmadın gözünü. Nasıl yani? Alakası bile yok. Tamamen kuru iftira mı yaptınız hocam? Ondan mı sınav kağıtlarınız birebir aynı? Çocuğun yaptığı yanlışı bile kopyalayıp yapıştırmışsın kağıdına. Vay, bir de yanlış mı yapmış? Bana yanlış kopya veriyor. Döveceğim onu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Hem çocuktan kopya çekiyorsun hem de laf ediyorsun tepe göz. Allah'ım ya, hiç anlamıyorum bu çocuğu ben ya. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu sınav bir eleme sınavıydı. Yani bu sınavı geçemeyenlerin okul hayatına maalesef son verilecek. İnanmıyorum, çok korkunç öğretmenim. Cevaplar açık değil artık. Kimler kaldı? Evet arkadaşlar, sınıfta sadece bir kişi sınıfta atıldı. Olamaz. Kim atıldı öğretmenim? Söyleyin. Evet, açıklıyorum atılan kişiyi. Hazır mısınız? Hocam acılı acılı mısınız siz ya? Açıklayın artık hadi ya, Allah Allah. Sanki Survivor kazananın açıklıyor, adama bak ya. Hey Allah'ım Rüzgar evladım, iki dakika bir heyecan yaşatmadın ya. Allah Allah, ne yapalım, bizim bir televizyon programımız yok. Biz de sizinle eğleniyoruz işte. Tamam hocam da hadi açıklayın artık ya, Allah Allah. Heyecandan şimdi altıma yapacağım yani. Evet, atılan kişi tam önümdeki Arda. Atıldın evladım, hadi yallah.
Arkadaşlar annem çok hasta, karnımız da çok aç. Bize destek olmak için ne olur kanala abone olup videoya like atar mısınız? Ne olur desteklerinizi esirgemeyin bizden. Ne? Nasıl atıldım hocam ya? Saçmalamayın, ben niye atıldım? Benim derslerim çok iyiydi. Benim okumaya ihtiyacım var öğretmenim, yapmayın. Benim ailemin durumu çok kötü. Evladım onu abdest nasıl alınır sorusuna suyla yazmadan önce düşünecektin. Hocam alt üstü bir tanecik soru ya, Allah Allah ne olacak? İyi de evladım sen hiçbir soruya doğru cevap verememişsin ki zaten. Bazılarına saçmalamışsın, bazılarına direkt yanlış cevap vermişsin. Diğer yarısı da boş zaten. Hocam ne olursunuz bir şans daha verin ya. Oley be, kurtulduk şu fakirden oley. Hem de ben sınıftan atılmadım. Sonunda be, bu fakirle aynı sınıfta okumak zorunda kalmayacağım. Oley hadi yallah. Zaten bu çok dipsizdi. Gitti iyi oldu. O zaman söyle bakalım. Bu soruya doğru cevap verirsen eğer seni sınıftan atmamayı düşüneceğim bir. Düşünecek misiniz? Hocam atmayın işte ya. Allah Allah. Doğru cevap verirsem atmayın. Tamam ya bakarız. Her neyse sen şimdi soruya cevap ver. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın cevaplarınızı. Ama sakın Arda'ya çaktırmayın. Onun kendisi bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Ben oradan bakacağım cevabına. Okuldan atılmamam lazım. Yoksa ne yaparım ben? Evet evladım. Söyle bakalım. Bir adet çikolata mı daha değerlidir yoksa bir adet ekmek mi? Bana soru mu olur ya? Tabii ki çikolata. Çok kolay. Hocam bence bir ekmek daha değerlidir yani. Kesinlikle bir ekmek daha değerli. Yahu evladım bir ekmek daha mı pahalı yoksa bir çikolata mı daha pahalı? Sen safterik misin ya? İyi de hocam bir ekmek herkesin karnını doyurabilir. Ama bir çikolata kimsenin karnını doyuramaz ki. Fakir bir adama bir çikolatayı verdiğinizde ne yapacak onu? Ama bir ekmeği verdiğinizde çok mutlu olur. Karnını doyurur. Ne? Fakirleri mi doyurur? Allah'ım bana ne olur fakirlerden? Çikolata mı daha değerli, ekmek mi diyorum? Gidiyorsun ekmek diyorsun. Kaybol şuradan ya Allah Allah. Seni görmeyeyim bir daha sınıfta. Hayır ya. Olamaz ya. Hayır. Bu çocuk hakikaten bir şey bilmiyor. Atın bunu. Of ya. Of. Okuldan atıldım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Aileme ne diyeceğim? Aileme nasıl açıklayacağım bunu ya? Okuldan atıldım ya. Ne diyeceğim şimdi? İnşallah kızmazlar. Geldi işte Arda. Bugün sınav sonuçları açıklanacaktı. Eğer bir kötü aldıysa var ya bu sopayı kafasında kıracağım onun kafasında. Ay fakir yapma, oğlumuz o bizim. Yazıktır ona, yapma. Sus be kadın, sen yat yattığın yerde, çok konuşma tamam mı? Hadi. Zaten yatalak bir şeysin, hiçbir şeyde yaradın yok ya. Allah Allah, ben gideyim bir kapıyı açayım. Bakalım Zibide'nin sınav sonucu nasılmış? Baba o elindeki sopa ne ya? Onu bunu boş ver sen, sınav sonucunu söyle bakayım he, ne yaptın? Baba şey kötü geldi biraz ya. Ne kadar kötü? Söyle bakayım. Baba sıfır aldım ya. Hiç sorum yok. Anneme bakayım derken ders çalışamadım. Kusura bakma. Ulan senin yerine sokaktan bir köpeği okula yollasaydım daha başarılı olurdu. Nasıl çocuksun sen be? Nasıl? Baba deme öyle ya. Köpek miyim ben? Niye öyle diyorsun bana? Hayır evladım. Köpek değilsin. Sana köpek desem köpeğe saygısızlık olur. Baba niye öyle diyorsun ya? Of ya çok kırıyorsun beni. Ulan kırılırsan kırıl be. Ulan sen al lan bunu. Aa baba. Defol git buradan. Bir daha seni görmeyeyim. Gelme bir daha eve. Hadi yallah. Hey Allah'ım ya. Uğraştığımız şeye bak ya. Oğlum ya. Evimden de atıldım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bu adam benim anneme de iyi bakmaz ki ya. Ona çok kötü bakar. Hiç ilgilenmez onunla ya. Benim bir şeyler yapıp annemi kurtarmam lazım bunun elinden. Olamaz ya. Hayır ya. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Ben en iyisi gidip dileneyim. Dilenci olayım. Of ya. Ne güzel okuluma gidiyordum. Büyük adam olacaktım. Yapacak bir şey yok. Şurada dileneyim ben. Allah rızası için. Az çok demeyin. Ne olur. Bir ekmek parası atın. Annem hasta. Ona ilaç alacağım. Ne olursunuz ya. Ne olursunuz. Yardımcı olun bana. Aa Rüzgar şuraya bak. Aa oraya bizim sınıftan atılan Rüzgar Arda değil mi bu? Aynen aynen. O pis fakir işte. Okulu bırakmış dilenci olmuş. Be, ulan be Allah'ım çocuk okulu bırakıp dilenci olmuş. Bu kadar mı saftirik olunur ya Allah Allah. Gel gel hadi onunla dalga geçelim. Aynen aynen ya hadi gidip dalga geçelim onunla. Pis fakire bak. Arda ne yapıyorsun oğlum okulu bırakıp dilenci mi oldun? Ne yapayım arkadaşlar? Annem evde hasta. Ona bakmam lazım. Karnımı da doyurmam lazım. Babam beni evden kovdu. Bir şekilde para bulmam lazım. İş bulana kadar da dileneyim dedim yani. Ya bırak Allah aşkına ya. Pis
fakir, hadi oradan. Dilencisin işte sen, dilenci. Senden zaten olsa olsa dilenci olurdu. Öğretmen seni ilk attı okuldan. Aynen, boşver bunu. Bir daha bunun yanında bulunmayalım. Gidelim buradan, hadi Rüzgar. Aynen ya, kalitemizi düşürüyoruz bu eziğin yanında durarak. Defolun gidin ya, ne kadar kötü insanlarsınız siz. Kaybolun burada. Çok kötü insanlar bunlar ya. Niye böyle insanlar var dünyada? Kimse bana yardım etmiyor. Burada oturuyorum saatlerde, dileniyorum. Kimse bana yardımcı olmuyor. Açlıktan öleceğim ya, öleceğim. Ne yapsam acaba ya? Gidip bir ekmek mi çalsam? Ne yapayım yani? Çalmak çok kötü bir şey. Yapılmaması lazım ama öleceğim. Vallahi yapacak bir şey yok. Ölmemek için gideceğiz, çalacağız artık. Ne yapalım yani? İşte market. Buradan ekmek bulabilirim. Merhabalar abi. Kolay gelsin. Ekmek ne taraftaydı? Ulan kardeşim, hemen şu raftadır. Hemen bak, oraya bulursun. Sağ ol abi. Ben bakayım şöyle. Aa işte burada ya. Allah Allah. Alsam acaba anlar mı? Kardeşim, ekmekleri elimizle değil gözümüzle seçiyoruz. Virüs var kardeşim. Tamamdır abi. Şu ekmeği alıp hemen kaçayım bari ya. Aldım hadi. Ulan oğlum, parasını vermedin. Geri gel. Oğlum, ekmeğimi çaldın. Yardım edin. İmdat. Ulan oğlum, gel buraya. Ekmeğimizle oynuyorlar. Gel buraya oğlum. Merak etme hala ağa. Senin veledi yakaladım. Hırkızı havada kaptım valla. Abi ne olur bırak beni ya. Açım, yemin ederim annemi götüreceğim. Hasta annem. Hadi lan oradan, hırkız veled seni. Bunları mahkemede hakime anlattırsın. Benim kulağıma anlat. Abi ne olur yapmayın ya, affedin. Beni mahkemeye vermeyin. Abi doğru söylüyor. Bunu mahkemeye vermeyelim, döverim. Abi beni mahkemeye verin ne olur. Valla oğlum boşver, başımıza bela olmasın. Bunu mahkemeye verelim, hırkız hapse girsin. Olamaz ya, olamaz, hapse gireceğim. Hayır anne, anneciğim, ne olacak anneme? Evet, mahkemeye hoş geldiniz. Söyleyin bakalım, derdiniz ne, niye geldiniz? Valla hakim bey, ben size hemen anlatayım. Bu yanımda görmüş olduğunuz örümcek adam kostümlü hırkız benim ekmeğimle çaldı. Valla ben de yemin ve Kur'an şahidim. Çıkışta o çocuğu yakaladım, buraya kaçtırdım, ben kaçtırdım. Evet Arda, bunlar karşısında ne söylüyorsun evladım? Bir savunman var mı? Hayır avukat bey, hiçbir savunmam yok. Dedikleri her şey doğru. Evladım niye çaldın o zaman? Allah Allah. Çok açtım hakim bey, ne yapayım? Ölse miydim? Evladım ailen yok mu senin? Onlardan para isteseydin parayla alsaydın. Hakim bey, benim annem çok hasta, yatalak. Ondan para isteyemem. Babam da beni evden kovdu. Dilenmem için zorladı beni. Peki oğlum sen daha gençsin. Niye çalışmıyorsun? Birkaç gün önce fakir olduğum için okuldan atıldım. Okul diplomam olmadığı için kimse beni işe almıyor ki. Bu yüzden de ölmemek için çaldın yani ekmeği. Aynen öyle. Cezam neyse çekmeye hazırım. Tamamdır, yaz kızım. Aha oğlum, iyi izler. Çocuğu hapse atacaklar. Gereği düşünüldü. Bu olaya şahit olan herkes 500 elmas cezaya çarptırılacak. Ve ödemeyenler hapis cezası alacak. Ne? Hakim bey neler diyorsun sen? Hakim bey ekmeği o çaldı, bizden gel. Allah Allah, neler diyorsun ya? Küçücük çocuğu göz göze göre, küçücük çocuğu göz göre göre aç bırakmaktan daha büyük bir suç yoktur. İkiniz de suçlusunuz. O çocuğa paraları ödeyeceksiniz. Ve Arda, bundan sonra bütün eğitim masraflarını ben karşılayacağım. En iyi eğitimleri alacaksın. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Çok sağ olun Aygün Bey, çok sağ olun.